Hazırlayan Seyit Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bu programımızda tarihçi hayattan Reisi Cumhur'a ve Başvekile bölümünden kitabın sonuna kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabir kapısında ve 80 küsur yaşında birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir biçare garip ihtiyar der ki, size iki hakikati beyan ediyorum. Evvela sizlerin Pakistan ve Irak'la gayet muvaffakiyetkârâne ittifakını bu millete kemal-i samimiyetle, surur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı inşallah 400 milyon İslam'ın sulhu umumiyesine ve selameti âmenin teminine kati bir mukaddime olarak ruhumda hissettim ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım. 30-40 seneden beri dünyayı ve siyaseti terk ettiğim halde şiddetli bir alaka ile bu ihtar kalbinin sebebi, 50 seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur'an'ın bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'un Arabistan ve Pakistan'da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hatta aldığımız habere göre mahkemece tespit edilen miktarın 3 misli Risale-i Nur'un talebelerinin o havalede bulunmalarıdır. Bu sır için ahir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azimeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum. Saniyen, ırkçılık fikri Emeviler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında kulüpler suretinde büyük zararı görülmesi ve Birinci Harbi Umumi'de yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların Mücahit Türklere karşı zararı görüldüğü gibi şimdi de Uhuvvet-i İslamiye'ye karşı istimal edilebilir ve istirahat-ı umumiye düşmanları gizli dinsizler yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor. Halbuki menfi hareketle başkasının zararıyla beslenmek ırkçılığın seciye-i fıtrisi olduğu halde evvela başta Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslamiyet'le meczup olmuş, kabili tefrik değil, Türk Müslüman demektir. Hatta Müslüman olmayan kısmı Türklükten de çıkmışlar, Türk gibi Araplar da Araplık ve Arap milliyeti İslamiyet'le mezc olmuş ve olmak lazımdır. Hakiki milliyetler İslamiyet'tir, o kafidir. Irkçılık bütün bütün bir tehlike-i azimdir. Sizin bu defaki Irak ve Pakistan'la pek kıymetli ittifakınız inşallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def edecek ve 4-5 milyon ırkçıların yerine 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon sulh ve müsalemeti umumiyeye şiddetle ihtiyaç, şiddetle muhtaç Hristiyan ve sair dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorum. Salisen 65 sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekat nazırı Kur'an'ı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki, bu İslamların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Tahakkümümüz altında tutamayız. Ya Kur'an'ı sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanlar ondan soğutmalıyız. İşte bu iki fikirle dehşetli ifsat komitesi bu biçare fedakar masum hamiyetkar millete zarar vermeye çalışmışlar. Ben de 65 sene evvel bu cereyana karşı Kur'an hakimden istimdad eyledim. Hakikate karşı kısa bir yol ve bir de pek büyük bir Darülfünun-u İslamiye tasavvuru ile 65 senedir ahiretimizi kurtarmak ve onun bir faydası olarak hayat-ı dünyeviyemizi de istibdad-ı mutlaktan ve dalaletin helaketinden kurtarmaya ve Akvam-ı İslamiye'nin mabeynindeki uhuvvetini inkişaf ettirmeye iki vesileyi bulduk. Birinci vesilesi Risale-i Nur'dur ki uhuvvet-i imaniyenin inkişafına kuvvet-i iman ile hizmet ettiğine kat'i delil, emsalsiz bir mazlumiyet ve acizlik haletinde telif edilmesi ve şimdi Alemi İslam'ın ekseri yerlerinde ve Avrupa ve Amerika'ya da tesirini göstermesi ve ihtilalcilere ve dinsiz felsefeye ve 30 seneden beri dehşetli bir surette maddiyum ve tabiiyum gibi dinsizlik fikrine karşı galebe çalması ve hiçbir mahkeme ve ehli vukuf dahi onları cerh edememesidir. İnşallah bir zamanda sizin gibi Uhuvvet-i İslamiye'nin anahtarını bulan zatlar bu mucize-i Kur'aniyenin cilvesini alem İslam'a işittireceksiniz. İkinci vesilesi 65 sene evvel Camiül Eser'e gitmek istiyordum. Alem İslam'ın medresesidir diye ben de o mübarek medresede
bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki, Camiül Eser Afrika'da bir medrese-i umumiye olduğu gibi, Asya Afrika'dan ne kadar büyükse, daha büyük bir Darülfünun, bir İslam üniversitesi Asya'da lazımdır. Ta ki İslam kavimlerini mesela Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri menfi ırkçılık ifsad etmesin. Hakiki, müsbet ve kutsi ve umumi milliyeti hakiki olan İslamiyet milliyeti ile innemel mu'minune ihvetun. Müminler birbiriyle ancak kardeştirler. Hucurat suresi 10. ayet. Kur'an'ın bir kanunu esasisinin tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fununu ile ulûm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti İslamiyet hakaikiyle tam müsalaha etsin ve Anadolu'daki ehli mektep ve ehli medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye Vilayet-i Şarkiye'nin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan'ın ortasında Medrese-i Zehra manasında Camiül Eser üslubunda bir Darül Funun hem mektep hem medrese olarak bir üniversite için tam 55 senedir Risale-i Nur'un hakaikine çalıştığım gibi ona da çalışmışım. En evvel bunun kıymetini Allah rahmet etsin Sultan Reşat takdir edip yalnız binasını yapmak için 20 bin altın lira verdiği gibi sonra ben eski Harbi Umumi'deki esaretimden döndüğüm vakit Ankara'da mevcut 200 mebustan 163 mebusun imzası ile 150 bin lira o zaman paranın kıymetli vaktinde aynı o üniversite için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içindeydi. Demek şimdiki para ile 5 milyon liraya yakın bir tahsisat vermekle ta o zamanda böyle kıymetli bir üniversitenin tesisine her şeyden ziyade ehemmiyet verdiler. Hatta dinde çok lakayt ve garplaşmak ve ananattan tecerrüt etmek taraftarı bulunan bir kısım mebuslar dahi onu imza ettiler. Yalnız onlardan ikisi dediler ki, biz şimdi ulûm-u anane ve ulûm-u diniyeden ziyade garplaşmaya ve medeniyete muhtacız. Ben de cevaben derim, siz farz-ı muhal olarak hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da ekser enbiyanın Asya'da, şarkta, zuhuru ve ekser hükemanın ve filozofların garpta gelmelerinin delaletiyle Asya'yı hakiki terakki ettirecek fen ve felsefenin tesiratından ziyade hissi dini olduğu halde bu fıtri kanunu nazara almayarak garplaşmak namıyla anane İslami'yi bıraksanız ve ladini bir esas yapsanız dahi 4-5 büyük milletlerin merkezinde olan vilayet-i şarkiyede millet vatan selameti için dine, İslamiyet'in hakaikine katiyen taraftar olmak size lazım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim. Ben Van'da iken hamiyetli Kürt bir talebeme dedim ki, Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler, sen onlara ne niyetle bakıyorsun dedim. Dedi ben Müslüman bir Türk'ü fasık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alakadarım. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar. Bir zaman geçti, Allah rahmet etsin. O talebem ben esaretteyken İstanbul'da mektebe girmiş, esaretten geldikten sonra gördüm bazı ırkçı muallimlerden aldığı aksül amel ile o da Kürtçülük damarıyla başka bir mesleğe girmiş, bana dedi. Ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü salih bir Türk'e tercih ediyorum. Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanaati geldi ki Türkler bu milleti İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Ey sual soran mebuslar! Şark'ta 5 milyona yakın Kürt var. 100 milyona yakın İranlı ve Hintliler var. 70 milyon Arap var. 40 milyon Kafkas var. Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere bu talebenin Van'daki medreseden aldığı dersi dini mi daha lazım veyahut o milletleri karıştıracak ve ırktaşlarından başka düşünmeyen ve uhuvvet-i İslamiye'yi tanımayan sırf ulûm-u felsefeyi okumak ve İslami ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hali mi daha iyidir? Sizden soruyorum. İşte bu cevabından sonra anane aleyhinde ve her cihetle karşılaşmak fikrini taşıyanlar kalktılar, imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim. Allah kusurlarını affetsin. Şimdi vefat etmişler. Rabian, madem reisi cumhur gayet mühim mesaili siyasi içinde Şark Üniversitesi'ni en ehemmiyetli bir mesele yapıp hatta harika bir tarzda 60 milyon liranın o üniversiteye sarfı için bir kanun çıkarmak derecesinde fevkalade bir hizmetle medresenin medarı iftiharı ve kendisine büyük bir şeref verdiren bu medrese-i İslamiye'ye eski hocalık hissiyatıyla başlaması bütün şark hocalarını minnettar etmiş
Ve şimdi Orta Şark'ta Sulh-ı Umumi'nin temel taşı ve birinci kalesi olan bu üniversiteyi yine mesail azimi siyasi içinde yeniden nazara alması elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azim faydalı hizmeti netice verecek. Ulûm-ı Diniye o üniversitede esas olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribatı manevidir, imansızlıkladır. O manevi tahribata karşı atom bombası ancak manevi cihetinde maneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir. Madem 55 sene bu meseleye bütün hayatını sarf etmiş ve bütün dekaikiyle ve neticeleriyle tetkik etmiş bir adamın bu meselede yereğini almak ve fikrini sormak lazım gelirken, Amerika'da, Avrupa'da bu meseleye dair istişareye kendinizi mecbur bildiğinizden elbette benim de bu meselede söz söylemeye hakkım var. Hamiyetkar olan bütün bir millet namına sizden bekliyoruz. Risale-i Nur ve Hariç Memleketler. Risale-i Nur'un Hariç Memleketler'deki futuhatına kısa bir bakış. Risale-i Nur 20. asrın ilim ve fen seviyesine uygun müspet bir metodla akla ve kalbe hitap ederek ikna ve ispat yoluyla gittiği için yalnız Türkiye'de değil hariç memleketlerde de hüsnü kabule mazhar olmuştur. Eserler memleketimizde yeni yazı ile matbaalarda basılmadan evvel başta Pakistan ve Irak olmak üzere diğer İslam memleketlerinde Arapça, Urduca, İngilizce ve Hintçe tab edilerek bütün alemi İslam'a tanıtılmış ve fevkalade teveccühe mazhar olarak geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur. Bediüzzaman 40-50 seneden beri yalnız alemi İslam'da değil bütün dünyaca tanınmış mümtaz bir şahsiyettir. Kendisi küçük yaşından beri ilim sahasında ilzam edilmemiş olduğundan gerek dahilde ve gerekse hariçte nazarlar üzerine çevrilmiştir. Alem-i İslam'ın ilim merkezi olan Camiül Eser onun mertebe-i ilmini ve yüksek zekasını üniversite rektörü Şeyh Bahit gibi müdakik alimler vasıtasıyla idrak ederken müsbet ilimlerdeki derin vukufu da bütün dünyaya yayılıyordu. Mısır matbuatında Fatinül Asır diye tavsif edilerek hakkında makaleler neşrediliyordu. Kendisi bundan 45-50 sene önce Şam'da içinde 100 ehli ilim bulunan 10.000 kişilik muazzam bir cemaate Camiül Emevi'de irad ettiği mühim bir hutbede alem-i İslam'ın geri kalış sebeplerini ve nasıl ilerleyebileceğini izah ederek alem-i İslam'ın ittifakının ne kadar zaruri olduğunu beyan etmişti. Bu hutbesi bütün alem-i İslam'da hayranlıkla karşılanmış ve ilim meclislerinde ismi çok anılmaya başlanmıştır. Onun mücadele ve mücadelelerini işiten ve eserlerini okuyan binlerce kişi ona karşı büyük bir alaka duymaya başlamışlardır. Camiül Eser'in hamiyetli talebeleri bir hadisi şerifin medarı evham olmuş manasını Üstad Bediüzzaman'dan sormuşlar ve Üstad hasta olması dolayısıyla talebeleri Risale-i Nur'dan o meseleye müteallik mevzuları ve Üstad tarafından daha evvel o hadis dolayısıyla gelebilecek bir suale verilmiş kat'i bir cevabı bir araya getirerek göndermişler. Ve bu cevap gayet takdirle karşılanmıştır. Pakistan Maarif Nazırı Vekili Ali Ekber Şah şimdi Sindh Üniversitesi'nde rektör. Türkiye'ye geldiği zaman Bediüzzaman'ı ziyaret etmiş ve memleketimizden ayrılırken üstad ve eserleri hakkında gençliğe bir hitabede bulunmuş ve memleketine muvasalatında da beraberinde götürdüğü Nur Külliyatı'nın resmen üniversitede okutturulması ve Urduca'ya tercümesi için teşebbüse geçmiştir. Pakistan'da münteşir Arapça ve İngilizce gazete ve mecmualarda üstad ve eserleri okuyuculara tanıtılmış, Türkiye'deki İslam İnkişaf Risale-i Nur faaliyetinin bir semeresi olarak belirtilmiş, Üstad Bediüzzaman Alemi İslam'ın manevi lideri olarak zikredilmiş ve Hazreti Bediüzzaman Said Nursi diye hakkında birçok makaleler yazılmıştır. Bugün Risale-i Nur, İslam alemince İslamiyet'e yöneltilen hücumları kıran bir seddi Kur'an'ı olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Risale-i Nur Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hüsnü teveccühe mazhar olmuş, başta Bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak üzere birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi mescidine Risale-i Nur Külliyatı konulmuş ve Şarkiyat Üniversitesi İlahiyat bölümünde Risale-i Nur hakkında konferans tertip edilmiştir. Almanya'daki İslami futuhatta Risale-i Nur'un büyük rolü olmuştur. Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Hafız Ali Efendi tarafından açılan dershanede Risale-i Nur dersleri de okutturulmakta ve yüzlerce Risale-i Nur talebesi yetişmektedir. Finlandiya'da İslam Cemaati Reisi tarafından Risale-i Nur neşredilmekte ve bu sayede birçok Finli Müslüman olmaktadır. Japonya ve Kore'de de Risale-i Nur'un birçok okuyucuları bulunmaktadır. Kore Harbi münasebetiyle Türkiye'den Kore'ye giden
müteaddit nur talebeleri tarafından bütün külliyat oraya götürülmüş, bu eserlerin bir kısmı Japon üniversitelerine ve bir kısmı da Kore kütüphanelerine hediye edilmiştir. Bu vesileyle Japonya'daki İslam cemaati de Risale-i Nur'dan istifade etmeye başlamışlardır. Hindistan ve Endonezya'daki Müslümanlar da Risale-i Nur'dan mahrum kalmamışlardır. Hacca giden bir nur talebesi tanıştığı bir Hintli alime Risale-i Nur külliyatını hediye etmiş ve o alim de eserleri Hintçe'ye tercüme edeceğini ve bunun kendisi için büyük bir vazife olduğuna inandığını söylemiştir. Amerika'daki Washington Camii'ne bazı risaleler hediye edilmiş ve buradaki Müslümanların da bu eserlerden istifadeleri sağlanmıştır. Irak'tan gönderilen Risale-i Nur eserleri münasebetiyle Washington İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri tarafından eserleri gönderen Nur talebesine bir teşekkür mektubu yazılmıştır. Mezkür beyanatımız Risale-i Nur'un hariç memleketlerdeki inkişafının malumatımız çerçevesinde çevresindeki birkaç numunesidir. Yakında tab edilecek mucizeli Kur'an'da Hafız Osman hattı aynen muhafaza edilmekle beraber Kur'an'ın lafzi mucizeleri gösterilmiştir. Bu Kur'an'ın alemi İslam başta olmak üzere bütün dünyaca ne büyük bir alaka ile karşılanacağı şüphesizdir. Bütün bunlar Risale-i Nur'un dünya çapında muazzam bir boşluğu doldurmakta olduğunun delil ve emareleri değil midir? Bütün beşeriyet Kur'an'a ve dolayısıyla asrımızda onun manevi icazını ispat ve beyan eden Risale-i Nur'a muhtaçtır. İşte bu kısımda Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında hariç memleketlerde inşa eden makalelerin bir kısmını Üstad'a ve talebelerine gelen mektuplardan bazılarını aşağıya derc ediyoruz. Sint Üniversitesi'nin kıymetli dekanı Ali Ekber Şah'ın Ankara'daki bir Nur talebesine yazdığı mektup. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz Sıddık kardeşim, çok zamandan beri size mektup yazmadığım için özür dilerim. İnşallah bundan sonra sık sık yazacağım ve sizden de sık sık yazmanızı rica ederim. Muhabbetimde hiçbir azalma yok. Belki bu muhabbet daha da artıyor. Türkçe bilmiyorum. Lakin sizin Risale-i Nur'u görüyorum ve çok beğeniyorum. Zebani yari men, Türki ve men, Türki nemi danem. Çe huşbude eğer bu de zebaneşter dehanem. Yani yarimin lisanı Türkçedir. Fakat ben Türkçe bilmiyorum. Onun lisanını bilseydim ne hoş olurdu. Bu ne kadar iyidir ki külliyatınızın adı da nurdur ve bu nurun daisidir. Aramızda ruhani rabıta var. Allah'tan bu ruhani taallukatlarını çok çok payidar etmesini dua ederim. Türkiye'deyken dostlarınızla da görüşmüştüm. Onların hallerini yazın ve hürmet ve selamlarımı tebliğ ediniz. Meşkur olurum. Hazreti Nur nasıldır? Onun hakkında yazın ve selamlarımı ve huluslarımı hizmetinde olduğumuzu arz ediniz. Sabir İhsanoğlu ile görüştüm ve şimdilik onunla beraber oturup Türkiye'ye ait ve sizler hakkında bahsetmekteyim. Bizler biraz daha çalışacağız ve din hizmetinde olacağız. Allah yardım etsin. Mektuba son verirken sıhhat için dua eder, Cenab-ı Hak'tan Müslümanlara emniyet vermesini yalvarırım. Din kardeşiniz Seyyid Ali Ekber Şah, Sint Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Haydarabad, Batı Pakistan. Pakistan İslam Talebe Cemiyeti Reisinden Üstad Bediüzzaman Hazretlerine gelen bir mektup. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Pakistan Talebe Cemiyeti Yıllık Kongresi, Pakistan'ın payitahtı olan Karaçi'de Hicri 14-15-16 Rebiülahir 1377 miladi 8-9-10 Aralık 1957'de toplanacağını bildirmekle şerefiyab oluruz. İslamiyet uğruna çalışan gençleri teşhis etmek gayesiyle bu kongre münasebetiyle mesajınızı göndermenizi rica ederiz. Belki Semahatli Efendimiz Pakistan'daki Müslüman Talebe Cemiyeti'nin İslamiyet'i şiar edindiğini biliyorlar ve cihandaki müşkül meseleleri doğruca halledebilecek ancak İslam dininin olduğuna da inanmaktadır. Bu cemiyet Pakistan'da en kuvvetli bir cemiyet, en sağlam bir içtimai nizam olup 10 seneden beri cihan şümulü İslamiyet fikrini ve yüksek nizamlarını talebe önünde ve topluluklarında ispat etmeye çalışmaktadır. Ayrıca müsaadelerinizi ve layık olduğu şekilde bizim sizde olan ümitlerimizi boşa çıkarmayacağınızdan eminiz. Çok teşekkürler ederiz. Selamlar. Din kardeşiniz İbsar Alim, Pakistan İslam Talebe Cemiyeti Reisi. Risale-i Nur'un Pakistan'da neşriyatını yaparak pek çok kimselerin bu eserlerden istifadesini sağlayan Karaçi Üniversitesi Türk Tarih Bölümü Asistanı ve dört büyük gazetenin muharriri M. Sabir İhsanoğlu'nun bir mektubu. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem din kardeşlerimiz, kıymetli mektubunuzu aldım. Çok çok teşekkürler.
Hazreti Üstadımız Said Nursi'nin hal ve sıhhati nasıldır? Onu seven talebeler ve halk soruyor. Bana haber göndermenizi rica ederim. Bu ay içerisinde Hindistan'da İslamiyet'in ve Türklerin hakiki düşmanı olan Siyonist ve Kızıl Kafirlere karşı 4 makale neşrettim. Türk-Pakistan dostluğunun esas ve tarihi hakkında da Karaçi'de bir fıkra neşrettim. Size de gönderdim. İmam adlı aylık bir gazetede Rusya'da Mazlum Müslüman başlıklı bir makale yazdım. Bunu da gönderdim ve başka uğurluca gazetelere de gönderdim. Maksadım İslamiyet'e hizmet, Türk edebiyatını tanıtmak ve Türk düşmanlarına karşı yazmak ve çalışmaktır. Burada mühim bir kitap neşretmek istiyorum. Bunun için size yazıyorum. Bu hususta halkçıları tanıttırıyorum. Tanıttırıyorum ki bunlar Türklere karşı çalışmışlar ve Cumhuriyet adına bütün milleti aldatıp dindarları zindanlara atmışlardı. Karaçi'de neşredilen bu makaleleri bir kitap halinde tab etmek istiyorum. Bize ne kadar materyal verirseniz hepsi burada neşr olacak. Bu mektubumdan sonra size mühim bir mektup yazacağım ve bunda niçin üstadın İslam dünyasının en büyük din şahsiyeti olduğu ve bunun gibi hiçbir adam ne Endonezya, ne Hint, Pak Yarımadası, ne Arap ve ne de Afrika'da çıkmadığı gösterilecek. Ey nurcu dostlarım, Türk-Pakistan dostluğu için çalışınız. Komünistlerden agah olunuz. İftar ederiz ki Türkiye ile Pakistan Bağdat Paktı muahedesinde şeriktir. Yolumuz İslami'dir, ne Arapçılık ne İrancılık. Geçen ay Seyyid Ali Ekber Şah beni çağırdı. Bu zat 1950'de üstadımızı görmüş. Bana çok iyi malumat verdi. O makalelerle de üstadı tanıtmış ve Yahudiler aleyhinde yazmıştır. Bu zat üstada selamlar ve talebelere dualar ediyor ve diyor ki ben iki adamın tesiri altında kaldım. Biri Mevlana, diğeri de Said Nursi. Sabir İhsanoğlu. Sabir İhsanoğlu'nun diğer bir mektubu. Bir habere göre Menderes hükümeti alem İslam'ın ve dünyanın büyük mütefekkiri olan Hazreti Üstad Said Nursi'nin çok mühim İslam eserleri olan Risale-i Nur'un neşri için emir vermiş. Bu haberden Pakistanlı din yolunda çalışan adamlar büyük bir sevinç içinde kalmıştır. Bu neşir münasebetiyle Hazreti Said Nursi'yi, talebelerini ve Türk din kardeşlerimizi ruhu canımızda tebrik eder, milleti zulüm ve istibdat ve dinsizlikten kurtaran başta Menderes olmak üzere bütün demokratlara teşekkür ederim. Bu hareketten dolayı Türk milleti aleyhinde yapılan harici propagandalar kırılacak ve alem-i İslam'ın Türkiye'ye olan eski muhabbeti yeniden vücut bulacaktır. Ben bir Pakistanlı Müslüman, Türkiye'ye hiç gitmedim. Said Nursi'yi görmedim. Lakin İstanbul Üniversitesi Nur talebelerinin neşrettikleri kitaplardan bazı parçaları mütalaa ederek hakiki ruhani bir lezzet hissettim ve şimdi bu uzak diyarda bir Nur şakirli oldum. Ana dilim Urduca'da yazılmış, bu gibi eserler yok. Ve Nursi gibi bir din kahramanı Hindistan ve Pakistan'da yok. Bu bir hakikattir. Eğer bu eserler Urduca'ya tercüme edilirse büyük İslami hizmetler olacağını ümit ediyoruz. Filhakika komünizme karşı neşriyat yoluyla mücadele çok zaruridir. Ve demokratlar tüzüklerinde buna yer vermiştir. İnşallah bu gibi İslami faaliyetlerle Türklere karşı çalışan komünistler, farmasonlar ve başkaları mahvolacak ve istikbalde Türkiye eski makamına terakki edecek. Amin. Sabir İhsanoğlu, Errabadlı, Pakistan'da bir Nur Şakir'di. Karaçi Nur talebeleri adına yazılan bir mektup. Karaçi Nur talebeleri. Pakistan, Sabir İhsanoğlu, muhterem efendim, aziz ve büyük üstadımız olan Hazreti Bediüzzaman Said Nursi'nin mühim eserlerini aldım. Başka eserlerini görmemiştim. Siz bana ilk defa olarak gönderdiniz. İmtihanım çok yakın. Mayıs'tan sonra Hazreti Üstad hakkında ve onun imanı ve Kur'an'ı hizmetlerine ait makaleler yazacağım. İnşallah sizlere burada neşrolunan nüshalardan da göndereceğim. Maddeten sizi tanımıyorsam da manen tanırım. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün Müslümanlar hakiki bir kardeş gibi ben size sizin İslami birader ve bahusuz Türkiye'li Müslüman ve nurcu olmanız haysiyetiyle yazıyorum. Ben bir Pakistanlıyım. Türkiye'li değilim. Ana dilim Türkçe değil. Fakat Nur talebesiyim. Bediüzzaman Said Nursi'yi en büyük din ve fikir adamı bilirim ve kendimi bir Nur talebesi ilan ederim. Said Nursi Hazretleri değil sizlerin, bütün İslam gençliğinin üstadıdır. Maalesef memleketimizde Türkçe bilen yoktur. Bunun için üstadın hizmetlerine na vakıftırlar. Pakistan'dan Risale-i Nur hakkında size malumat veriyorum. Üstad ve Türkiye hakkında malumat çok azdır. 2 yıldır biraz çalışıyorum. Pakistan, Buhara ve Birma gazetelerinde makaleler yazdım. Çok takdir edilip benden
Türkler ve Risale-i Nur hakkında yazılar rica ettiler. Benim evvela üstad hakkında malumatım yoktu. Bu meyanda Salih Özcan adlı bir gence Türkiye'ye dair kitaplar göndermesi için yazdım. Bana gönderdiler. Bunlardan birisi Serden Geçti'ydi. Bunda Risale-i Nur hakkında bir makale gördüm. Okudum, istifade ettim ve Nur hakkında malumat toplamaya başladım. Ben onun eserlerini okuyup yazmayı çok isterdim. O zamandan beri onun yazılarını okudum, düşündüm, o nedir? Bana malum oldu ki ona karşı İslam düşmanları dışarıda propaganda yapmışlar. Onun hakkında bugüne kadar 12 makale yazdım. Davet, İstiklal, Tasnim, El Münir, Asiya, Müslim, İnkılap, Anjam ve diğer bazı gazetelerde yazmıştım. Üstad hakkında yazılan bu makaleler diğer dillere de tercüme edilmiştir. Bugün onu binlerce belki milyonlarca Müslüm ve gayrimüslim biliyor. Benden onun hakkında malumat istiyorlar. Her gazete onun hakkında yazmak istiyor. İnşallah 3 ay sonra bu konuda bütün enerjimle çalışacağım. Düşman-ı İslam'dan korkmuyorum. Karaçi'de üstadın kitaplarını ve başka Türkçe kitapları topladım ve bir küçük kütüphane tesis ettim. Türkiye'den gelen bütün kitaplar buradadır. Bu yıl Türk-Pakistan Talebeler Birliği adlı bir cemiyet kurmak niyetindeyiz. Nur dostlarımızdan rica ederim ki Türk-Pakistan dostluğunun bağlarını müstahkem eylesinler. Urdu lisanı da okusunlar. Bu yarımadada 130 milyon Müslümanın milli lisanı yalnız Urduca'dır. Bizler burada Türkçe için çalışırız. Türkçe bilen Sibirya'dan Arnavutluk'a kadar 60 milyon Müslüman ve Türkiye'deki 25 milyon Türktür. Nur talebesi kardeşlerime söylüyorum. Nerede olursa olsun Siyonizme karşı mücadele etsinler. Komünizmin icatçıları yalnız Yahudilerdir. Bugüne kadar bu komünistler İdil, Ural, Kafkasya, Almanya, Kırım, Azerbaycan, Garbi, Türkistan veya komşumuz Doğu Türkistan'ı istila ettiler. 60 milyon kardeşimizin hukuku payman olduğu Hindistan dahi bir emperyalisttir. Nehru ve başka Hindular İslamiyet'in düşmanıdırlar. Maalesef Müslüman devletler bunu bilmiyorlar. Nehru Keşmirli Müslümanları öldürtüyor. Said Nursi'ye gidip Hintli Müslümanlar hakkında söyle ki kendi memleketinde buna karşı yazılsın. Said Nursi Hazretlerine burada çok hürmet vardır. Onu severiz, onun sıhhat ve uzun hayatı için dua ederiz. İslam dünyasına Said Nursi'nin eşi yoktur. Mısır'da bir Hasanül Benna vardı, şehit edilmiştir. Kibal vardı, vefat etmiştir. Halen bir Mevdudi var, başka büyük adamlar da vardır. Lakin üstadımız gibi yoktur. Üstad İslam dünyasının cevheridir. Onun hakkında malumat azdır. Onun eserleri Farsça, İngilizce ve Urduca'ya tercüme edilmemiştir. Lakin istikbalde olacaktır. Haşiye, bu temenni tahakkuk etmiş ve kısa bir zaman sonra eserler tercümeye başlanmıştır. Üstadın kıymetli hayat hapishanede geçmiştir. Halkçılar ona çok mezalim reva gördü. Elhamdülillah bunların devri istibdadı gitmiş, demokratlar gelmiştir. Biz Pakistanlılar bunun için Menderes hükümetinin hamisiyiz. Eğer demokratlar olmasaydı ne Türk-Pakistan dostluğu olurdu ne de Bağdat Paktı ve sizlerle taallukat-ı imaniye. Kusura bakma, üstadım hazretlerine çok çok selamlar ve hürmetlerimi söyle. Nur dostlarıma da selam. Üstadın büyük ve iyi fotoğrafını gönder. Yaşasın İslam kardeşliği ve Türk-Pakistan dostluğu. El-Baki huvel-Baki, Pakistanlı Nur Şakir'di, Errabatlı Sabir İhsanoğlu. Sabir İhsanoğlu'nun Türkiye'de İslami inkişaf münasebetiyle memnuniyetini izhar eden bir mektubu. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık muhterem kardeşlerimiz. 4 adet mühim mektubunuzu, fotoğrafları ve Hazreti Üstad'ın Sözler adlı eserini aldım. O kadar memnun oldum ki beyan edemem. Mektubunuzda okudum ki Türkiye'de Risale-i Nur ve İslamiyet inkişaf ediyormuş. Buna çok memnun oldum. Maalesef eski hükümet Üstad'a karşı muarız idi ve ona çok zulümler etti. Lakin hakiki Müslüman olan bu Menderes İslamiyet'i baskıdan kurtardı, var olsun. İnşallah Türkiye yakında eski yüksek makamını alacaktır. Üstad ve Risale-i Nur'u neşredenler gibi mühim din adamları Türkiye'de vardır. Hükümetiniz için bunları İslami toplantıya göndermiyoruz. Salahiyetli adamlar Türkiye'de çoktur. Kanaatim şudur ki üstad gibi alim dünyada yoktur. Memleketimizden Hazreti Üstad gibi bir alim çıkmadı. Maalesef ki Kızıl Rusya ve Kafir Çin'den çok alimler geliyorlar ve konferanslar vererek gençleri yavaş yavaş fikren zehirlemektedirler.
Eğer Türk milleti büyük Türk alimleri gönderirse, Pakistan'da ve bütün İslam dünyasında büyük tesirleri olacaktır. Biz Pakistanlılar Türkiye'yi İslam dünyasının lideri olarak görmekteyiz. Türkiye, İslam dünyasının garbi kalesidir. Türkiye'siz İttihat-ı İslam mümkün değildir. Size Üstad'a dair makalelerimi gönderdim. Üstad'a dair makalemi ve Şarkı Türkistan'da Çin Emperyalizmi adlı makalemi neşrettim. Pakistan'da ne Türkçe okulu, ne kütüphanesi, ne çalışkan adamları ve sefaretinizde de Urduca bilen adam yoktur. Onlar Pakistan'ın gençleriyle temasta değildirler. Urduca neşriyatları da yoktur. Eğer bazıları onları davet etseler, iştirak etmiyorlar. Pres ateşeliğinizde dine dair malumat ve kitaplar da yoktur. Geçen günlerde Lahor'da bir İslami müzakere oldu. Türkiye'den meşhur zatlar gelmedi. Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir doktor, rehber Pakistanlıdır. İslamiyet'in aleyhinde konuştu. Bütün İslami dünya onu lanetlediler. Lakin avam gazetelerde okuyup onu Türk bildiler ve çok hayret ettiler. Bu adam dini ve Türkleri tahkir etti. Sebil-i Reşad'a yazıyorum. Hazreti Üstad'ın müstakil adresi nedir? Hazreti Üstad'a bir adet Kur'an-ı Kerim ve onun hakkında makaleler neşrolunan mecmuaları takdim etmek istiyorum. Hakkınızda çok makaleler yazdım. Onları toplayıp kitap şeklinde basacağım. Her zaman Pakistan'ın mühim zatları Hazreti Üstad'a ve sıhhatine dair malumat sormaktadırlar. Bizler buradaki nur talebeleriyle Hazreti Üstad'ı buraya davet ederiz. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Sabir İhsanoğlu. Pakistan'ın en büyük mecmuası Students Voice'da İslam Kongresi Reisi Zafer Afak Ansar'ın İslam'ın Büyük Rönesansı adlı makalesinde Risale-i Nur'un muhterem ve muazzez müellifinden şöyle bahsediyor. Bu hareketlerin asıl merkezini Said Nursi'nin fazla miktarda talebesi bulunan üniversite ve kültür yerleri teşkil eder. Bu talebeler Risale-i Nur talebeleri adını alır. Bu gençler biz Kur'an-ı Kerim kendimize düstur seçtik. Bizim gayemiz zevki Allah'ın yolunda aramak ve İslamiyet'i bütün dünyaya yaymaktır. Siyonizm, komünizm, Allahsızlık gibi İslamiyet'e zıt olan cereyanlara karşı mücadele etmektir. İslamiyet'i bütün Türk gençliğinin tam manasıyla benimsemesine çalışmaktır. Türkiye'yi her türlü tehlikeye karşı müdafaa etmektir. Irkı ve kavmi ayrılıkları bertaraf ederek İslam birliğini meydana getirmektir. Hazreti Üstad Nursi tarafından yazılan ve 130 kitap ve risalelerden ibaret olan Risale-i Nur Külliyatı bu talebeler tarafından yayılmaktadır. Pakistan basınında Risale-i Nur ve Üstad Said Nursi Hazretleri hakkındaki neşriyattan örnekler. 31 Ocak 1958 tarihli Students Voice Talebelerin Sesi gazetesi Pakistan İslam Talebe Cemiyeti tarafından 15 günde bir çıkarılan ve talebeleri istikbalin büyüklerini yüksek İslami esaslara göre hazırlamayı gaye edinmiş bir talebe cemiyetinin neşir organıdır. Bu gazetenin Türk Gençliği Uyanıyor başlıklı makalesinden. Bütün İslam memleketlerinde İttihat-ı İslam için çalışan İslami teşkilatlar tadat edip, Türkiye'de Nur talebeleri bu meyanda zikrediliyor ve en sonra İttihat-ı İslam için çalışan ve Pakistan'ın en iyi dostları olan Nur talebelerini tanıdık. Nur talebelerinin üstadı 85 yaşında büyük bir alim olan Üstad Said Nursi'dir. Hakikat-ı İslami için yaptığı mücadele kendi ana vatanında yani Türkiye'de 30 sene işkenceli bir hayat ve sık sık hapiste yatmasına sebep oldu ve 1952'de serbest bırakıldı. Fakat bu ihtiyarın bakışları hala ateşlidir. 30 yıllık hapis ve işkenceler onu mağlup edemedi. Bu mücadelesiyle birbirine çok sıkı bağlı olan Nur talebeleri kitlesini meydana getirdi. Üstad Said Nursi Risale-i Nur eserleri vasıtasıyla Türk gençliğinin İslam ideolojisinin en büyük düşmanları olan Siyonist ve komünistlerin hilekar tuzaklarına düşmekten kurtarmıştır. Türkiye Başvekili Adnan Menderes Risale-i Nur külliyatının neşrine müsaade ettiği zaman Türkiye'nin Pakistan elçisi Sayın Salahaddin Rıfat Erbil vasıtasıyla bu büyük adama takdir ve tebriklerimizi bildirmiştik ve bu vesileyle Üstad Said Nursi ve Nur talebelerini de selamlamıştık. Ve bu mektubumuz Türkiye'de binlerle basılarak dağıtılmıştı. Bizim programımız Türkçe'ye çevrildi. Biz de birkaç önemli risaleleri Urduca'ya çevirdik. Pakistan İslami Talebe Cemiyeti'nin 10. yıl dönümünde Türkiye'deki İslami hareketi göstermek için Türklerin İslam Edebiyatı sergisi de vardı. Bu sergide İlahiyat Fakültesi, Diyanet İşleri Yayınları, bazı Türkçe'ye çevirmiş İslam eserler ve 15 adet Risale-i Nur külliyatından eserler vardı. Nur talebelerinin faaliyeti bu sergide harita ve fotoğraflarla ve grafikle izah edildi.
30 Nisan 1950 tarihli Stüdyons Talebelerin Sesi gazetesi İslam dünyasındaki müspet uyanıklık başlıklı makalede. Her İslam memleketinde İslamiyet'in hakimiyeti için yapılan övülmeye layık şerefli mücadeleler anlatılıyor. Ve Türkiye'de yapılan mücadelelerin neticesi olarak hükümet din hürriyetini sıkan bağları gevşetmiştir. Mehmet Akif materyalist milliyetçiliği takvi eden ve halk arasında taze bir heyecan verecek olan Safahat isimli eseri yazdı. Hazreti Said Nursi Yılmaz'dan Hakikat-i İslami için mücadele etmektedir. Kendisi Türkiye'de en büyük cinayet telakki edilen Atatürk aleyhtarı olmakla itham ve aleyhinde neşriyat yapılmışsa da bu zulümler halkı onun etrafında toplamıştır. 130 parça eserin sahibi olan Üstad hapisteyken verilmiş olan zehirlerin tesiriyle ihtiyarlığını geçirmekte olup bu hal 80 yaşını geçtiği halde Hakikat-i İslamiye ve İslamların saadeti için mücadelesine mani olamamıştır. Medine-i Münevvere'de bulunan ve nurun hakikatini tam anlayan ve İslamiyet'e hizmet eden bir zatın mektubudur. Gönüller Fatihi pek muhterem ve mükerrem üstadımız hazretleri. Mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve sadakatli talebelerinizle beraber sıhhat ve selamette daim olmanızı barigah-ı kibriyadan niyaz eylerim. Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak vasıflandırabilen beraatiniz bütün nurcuları şad ve handan eylediği gibi bendenizi de dünyalar kadar memnun ve mesrur eylemiştir. Nasıl memnun etmesin ki sizin eserlerinizle birlikte beraatiniz demek, ruhun maddiyata, nurun zulmete, imanın küfre, hakkın batıla, tevhidin şirke ve irfanın cehle galip gelmesi demektir. Yıllardan beri önüne sıradağlar gibi engeller, korkunç uçurumlar gibi maniler konulan nur çağlayanı, en sonunda mucizevi bir şekilde bütün sedleri yıkmış, manileri aşmış, nur ile bütün zulmetleri tarumar eylemiştir. Mucizevi harikalarla doğan ilahi tecellilerin vasfında kalemler kırılır, fikirler gürürler, ilhamlar yanar, kül olur derlerdi. Hakikaten bendeniz şimdi bu müstesna zaferin karşısında aynı acizi bütün varlığımla hissediyorum. Zira tefekkür ve ilhamıma nihayetsiz bir ufuk açılıyor, cihan muhteşem bir nur mabedini andırıyor, civarımdaki her şey her yer derin vecd ve istiraklarla kaş yolunmuş bir halde, her zerrede وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ sırrı subhanesi tecelli ediyor. Binaenaleyh bilmiyorum bu mesut hadiseyi şanlı bir zafer, şahane bir fetih, ilahi bir kurtuluş, cihan şumul bir bayram diye mi vasıflandırayım? Zira kutsi davanın kazanmış olduğu bu ilahi zafer, bütün İslam ve insanlık dünyasındaki mücahitlerin azimlerine kuvvet, ruhlarına can, imanlarına hız ve heyecan vermiştir. Evet, azim ve imanları, aşk ve emelleri henüz kemale ermemiş olan birçok Müslümanlar maalesef acıklı bir yeis içinde idiler. Böyle bir zaferin tahakkukunu hayal ve muhal görüyorlardı. Fakat bütün feyiz ve nurunu insanlığı tenvir ve irşad için ilahi bir güneş halinde arş-ı azamın pür nur ufuklarından inen Kur'an-ı Kerim'den alan nur neşriyatı, durgun gölleri andıran gönülleri deryalar gibi coşturmuş, kasvet ve hicran yıllarının ümit ve emellere doğurduğu müthiş zincirleri kırmıştır. O nur kaynağından fışkıran o serapa, feyiz ve hikmetler saçan eserler, hislerin, fikirlerin ve bilhassa alevler içinde yanan ruh ve vicdanların ezeli ve ebedi ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, onları dalga dalga boğucu karanlıklar muhitinden tertemiz ve pırıl pırıl nur ufuklarına çıkarmıştır. Yıllarca devam eden uzun bir sukut, derin bir gaflet ve boğucu bir zulmetten sonra ilahi bir güneş halinde parlayan bu kutsi zafer, nur için yol aramakta olan perişan beşeriyetin yakın bir gelecekte uyanacağını müjdelemektedir. Çünkü din ihtiyacı sırf Müslümanların değil, bilumum insanların ezeli ve ebedi ihtiyacıdır. Bugün bedbaht insanlık din nimetinden mahrum olmanın sürekli hicran ve felaketlerini bağrı yanarak çekmektedir. Bu acıklı buhranın korkunç neticesidir ki çeyrek asır zarfında iki büklüm, iki büyük harbe girmiş ve üçüncüsünün de kapısını çalmak çılgınlığını göstermektedir. Artık bütün insanları kardeş yaparak yemyeşil cennetlerin nurlu ufuklarından esen refah ve saadet, huzur ve asayiş rüzgarıyla dalgalanan alem şumul bir bayrak altında toplayacak olan yegane kuvvet İslam'dır. Zira beşeriyetin bugünkü hali tıpkı İslam'dan evvelki insan cemiyetlerinin acıklı halidir.
Bunun için insanlığı o günkü ebedi felaketten kurtaran İslam, bugün de kurtarabilir. Evet, milyonların, milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegane müşfik el İslam'dır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da, müstakbel bütün nur ve feyzini güneşlerden değil, bizzat Rabbül Aleminden alan ezeli ve ebedi yıldızındır. O yıldız dünyalar durdukça duracak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracaktır. Cihan kıymet üstadım. Malumu fazlalaneleridir ki, son günlerde mukaddes davaya hizmet eden bazı tenvir ve irşad hareketleri doğmuş, fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur külliyatının gördüğü mühim işi görememiş ve ihraz ettiği ilahi zaferi kazanamamıştır. Zira bu yol peygamberlerin, velilerin, ariflerin, salihlerin ve bilhassa canını canına seve seve feda eden ve sayısı milyonlara sığmayan kahraman şehitlerin mukaddes yoludur. Artık bu çetin yolda yürümek isteyenler, her an karşılarına dikilecek olan müthiş maniaları daima göz önünde tutmaları lazımdır. Evet, bu yolda yürüyecek olanların sizdeki sarsılmak bilmeyen imanla, yüksek ve ilahi irfanla ve bilhassa harikulade ihlas ve feragatle mücehhez olmaları gerektir. Çünkü bu mühim vadide nur davasının takip ettiği tebliğ, tenvir ve irşad usulü bambaşka hususiyetler taşımaktadır. Artık insanın his ve fikrine, ruh ve vicdanına bambaşka ufuklar açacak olan bu derin bahsi, dua buyurun da müstakil ve mufassal bir eserde aziz din ve gönüldaşlarımıza arz etmek şerefine nail olayım. Çünkü bu nurlu bahis o kadar derin ve o derece mühimdir ki, böyle birkaç sayfalık mektup ve makalelerle asla ifade edilemez. İman ve Kur'an nuru ile tertemiz gönlünü fethettiğiniz gençlik, ilahi zaferinizin en parlak delilini teşkil eden en mühim varlık ve en kıymetli cevherdir. Nurdan seslerin hemen her mısrasında asil ve şuurlu ruhuna hitap ettiğim tertemiz gençlik, işte bu hak ve hakikatin bağrı yanık aşığı olan gençliktir. Nurlu davanın kazanmış olduğu bu son zaferin verdiği vecle dolu bir ilhamla yazdığım şu manzumeyi takdim ediyorum. Kabulünü rica ve istirham eylerim. Tekrar tekrar ellerinizden öper. Kıymetli dualarınızı beklerim pek muhterem üstadım hazretleri. Manevi evlatlarınızdan Ali Ulvi. Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin İstanbul Mahkemesi'nde beraatı münasebetiyle Bağdat'tan gelen tebrik telgrafı. Sebilur Reşat Mecmuası'na İstanbul. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Hazretlerinin beraat kararı bizleri sonsuz bir sevinç içerisinde bıraktı. Bu sevincimize vesile olan bu adil hükme istinaden Türk Mahkemesi'ne ve Fahri avukatlarına teşekkürlerimizi, üstad ve kardeşlerimize tebriklerimizi mecmuanız vasıtasıyla bildiriniz. Irak Emcet Zuhavi. Pakistan'daki nur talebelerinin Üstad Said Nursi'den istedikleri mesaj münasebetiyle Irak'taki bir nur talebesinin gönderdiği mektup. Bundan birkaç gün evvel Pakistan'da talebeler konferansı vardı. Hazreti Üstad'dan bir mesaj istemişlerdi ve bunun tarihi bir tesiri olacaktı. Haber aldık ki Salih Nur talebeleri namına bir mesaj göndermiş, sizlere de yazmışlar ki acele Hazreti Üstad'a bildirirsiniz. Konferansta Hazreti Üstad ve Nurlar çok methedilmiş. Komünistler tarafından itirazlar yapılmış fakat reis hepsini reddetmiş. Hazreti Üstad'ın fotoğrafları teşhir edilmiş, yakında Nur ve Nur'a ait uzun ve resimli bir yazı ile bir mecmua çıkaracaklarmış. Sonsuz selam ve dualar Ahmet Ramazan. Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir'in Arabi makalesinin tercümesi. Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahiste diyor ki, Türkiye'deki nur talebelerinin İhvan-ı Müslümin Cemiyeti ile alakaları nedir? Ne münasebeti var? Hem farkları nedir? Türkiye'deki nur talebeleri Mısır'da ve Bilad-ı Arap'ta İhvan-ı Müslümin namında İttihad-ı İslam'a çalışan cemiyetler gibi müstakil cemiyeti midirler? Ve onlar da onlardan mıdır? Ben de cevap veriyorum ki, nur talebelerinin ve İhvan-ı Müslümin Cemiyeti'nin gerçi maksatları hakaik, Kur'aniye ve imaniye hizmet ve İttihad-ı İslam dairesinde Müslümanların saadeti dünyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir. Fakat nur talebelerinin 5-6 cihetle farkları var. Birinci fark, nur talebeleri siyasette iştigal etmez. Siyasetten kaçıyorlar. Eğer siyasete mecbur olsalar siyaseti dine alet yapıyorlar. Ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı dinin kutsiyetini göstersinler. Siyasi bir cemiyetleri asla mevcut değil. İhvan-ı Müslümin ise memleket ve vaziyet
Sebebiyle siyasetle, din lehinde iştigal ediyorlar ve siyasi cemiyette teşkil ediyorlar. İkinci fark, nurcular üstadlarıyla içtima etmiyorlar ve etmeye de mecbur değiller. Kendilerini üstadlarıyla da içtima mecburiyet hissetmiyorlar. Ders almak için beraber bulunmaya lüzum görmüyorlar. Belki koca bir memleket bir dershane hükmünde, Risale-i Nur kitapları onların eline geçmekle, üstad yerine onlara bir ders verir, her bir risale bir sait hükmüne geçer. Hem ellerinden geldiği kadar ücretsiz istisah ederler, muhtaçlara mukabelesiz veriyorlar ki, okusunlar ve dinlesinler, bu suretle büyük bir memleket, büyük bir dershaneye hükmünde oluyor. İhvan-ı Müslümin ise umumi merkezlerde mürşit ve reisleriyle görüşmek ve emirler ve dersler almak için ziyaretine giderler ve o umumi cemiyetin şubelerinde de o büyük üstadla ve naipleriyle ve vekilleri hükmündeki zatlarla yine görüşürler, ders alırlar, emir alırlar. Hem umumi merkezlerde çıkan ceride ve mecellelerin fiyatını verip alıp onlardan ders alıyorlar. Üçüncü fark, nur talebeleri aynen âli bir medresenin ve bir üniversite darülfununun talebeleri gibi ilmi muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. Büyük bir vilayet bir medrese hükmüne geçer, birbirini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar. Ama İhvan-ı Müslümin ise memleketleri ve vaziyetleri iktizasıyla mecelleleri ve kitapları çıkarıyorlar, aktar aleme neşrediyorlar, onunla birbirini tanıyıp ders alıyorlar. Dördüncü fark, nur talebeleri bu zamanda ve bugün de ekser bilad-ı İslamiye'de intişar etmişler ve çoklukla vardırlar. Bu intişarlarında ayrı ayrı hükümetlerde bulundukları halde hükümetlerden izin almaya muhtaç olmuyorlar ki tecemmü edip toplansınlar ve çalışsınlar. Çünkü meslekleri siyaset ve cemiyet olmadığından hükümetlerden izin almaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Ama İhvan-ı Müslümin ise vaziyetleri itibarıyla siyasete temas etmeye ve cemiyet teşkiline ve şubeler ve merkezler açmaya muhtaç bulunduklarından, bulundukları yerlerdeki hükümetten icazet ve ruhsat almaya muhtaçtırlar ve nurcular gibi bilinmiyor değiller. Ve bu esas üzerine kendilerine umumi merkezleri olan Mısır'da, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Ürdün'de, Sudan'da, Mağrib'de ve Bağdat'ta çok şubeler açmışlar. Beşinci fark, nur talebeleri içinde çok muhtelif tabakalar var. 7-8 yaşındaki camilerde Kur'an okumak için elifbayı ders almakta olan çocuklardan tut, ta 80-90 yaşındaki ihtiyarlara varıncaya kadar kadın erkek, hem bir köylü, hamal adamından tut, ta büyük bir vekile kadar ve bir neferden büyük bir kumandana kadar taifeler nurcularda var. Bütün nurcuların bu çok taifelerinin umumen bütün maksatları Kur'an-ı Mecid'in hidayetinden ve hakaiki imani ile nurlanmaktan ibarettir. Bütün çalışmaları ilim ve irfan ve hakaiki imaniyeyi neşretmektir. Bundan başka bir şeyle iştigal ettikleri bilinmiyor. 28 seneden beri dehşetli mahkemeler, lessas ve kıskanç muarızlar bu kutsi hizmetten başka onlar da bir maksat bulamadıkları için onları mahkum edemiyorlar ve dağıtamıyorlar. Ve nurcular müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız. Onlar gelsinler bizi arasınlar bulsunlar diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakiki ihlası taşıyan bir adamı 100 adama tercih ediyorlar. Ama İhvan-ı Müslümin ise gerçi onlar da nurcular gibi ulum-u İslamiye ve marifet-i İslamiye ve hakaiki imaniye temessük etmek için insanları teşvik ve sevk ediyorlar fakat vaziyet, memleket ve siyasete temas iktizasıyla ziyadeleşmeye ve kemiyete ehemmiyet veriyorlar, taraftarları arıyorlar. Altıncı fark, hakiki ihlaslı nurcular menfaati maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi bir kısmı azami iktisat ve kanaatle ve fakirül hal olmalarıyla beraber sabır ve insanlardan istina ile ve hizmet-i Kur'aniye'de hakiki bir ihlas ve fedakarlıkla ve çok kesretli ve şiddetli ehli dalalete karşı mağlup olmamak için ve muhtaçları hakikate ve ihlasa davet etmekte bir şüphe ve bırakmamak için bu ve rızayı ilahiden başka o hizmet-i kutsiyeyi hiçbir şeye alet etmemek için bir cihette hayat içtimai faydalarından çekiniyorlar. Ama İhvan-ı Müslümin ise onlar da hakikaten maksat itibarıyla aynı mahiyette oldukları halde mekan ve mevzu ve bazı esbab sebebiyle nur talebeleri gibi dünyayı terk edemiyorlar. Azami fedakarlığa kendilerini mecbur bilmiyorlar. İsa Abdülkadir. Bağdat'ta çıkan ehemmiyetli siyasi bir ceride olan Eddifa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir diyor ki, nur talebelerinin mürşidi olan Bediüzzaman Said Nursi hakkında Eddifa gazetesini okuyanlar benden soruyorlar.
Türkiye'deki Nur talebelerinden ve üstadları olan Said Nursi'den bize malumat ver diyorlar. Ben de bunlar hakkında kısa bir cevap vereceğim. Çünkü üstadın Nur'un ve Nur talebelerinin Araplarla hakkı olduğu için Araplar onlardan ciddi bahsetsinler. Zira İslamiyet'in maddi esasiyesi olan Araplar Risale-i Nur'dan ziyadesiyle fayda görmeye başlamışlar. Bu Nur talebeleri Risale-i Nur'la hem Türkiye'de hem Bilad-ı Arap'ta komünistliğe karşı muhkem bir set tesis ediyorlar. Bu yazı demokratlar çıkmadan evvelki zamana bakar. Onun için Nur talebelerinin adedi hakkında Müdde-i Umumi'nin dediği gibi yalnız 500 bin değil, belki şimdi Türkiye'de milyonlar aşmış bulunuyor ve her günde ziyadeleşiyor. Risale-i Nur ise öyle geniş bir mikyasla intişar ediyor ki değil yalnız Türkiye'de ve Bilad-ı İslamiye'de, hatta ecnebilerde de iştiyakla istenilir oluyor ve Nur'un talebelerinin şevklerini hiçbir şey kıramıyor. İşte Nur talebeleriyle Nur Risaleleri ve onların bu büyük hizmeti Kur'aniyeleri demokrat hükümetinin bir büyük hasenesidir ki mübarek alemi İslam'daki hareketi İslamiye bu hükümeti demokrasiyi takdir ve tahsinle karşılıyor. Bütün Irak ahaliyi Müslümesi ki Arap, Türk, Kürt, İran bu İslam hizmeti kusi mücahedeyi kemal-i ferahla karşılıyorlar ve Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz Garb'ın yanlış tesiratlarına karşı bunlarla mukavemet gösteriyorlar, kanaatindedirler. İsa Abdülkadir, gençlik rehberinin beraatı münasebetiyle Camiül Eser Üniversitesi Türk talebelerinin tebrik mektubu. Mektup Kahire'den 4. ayın 13'ü 1952 tarihinde gönderilmiş. Muhterem Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine. Kalplerdeki imanı nurlandıran ve umumi nizamın direği, ahiret yolunun hakiki pusulası olan ve ilhamını Kur'an-ı Kerim'den alan eserlerinizden Gençlik Rehberi adlı risaleniz, suç teşkil ettiği iddiasıyla devam eden mahkemenizin beraat kararını ölçülmez sevinçlerimizde öğrendik. Siz mübarek üstadımızı ve demokrat Türk adliyesinin adil hakimlerini candan tebrik ediyoruz. Hayatını İslamiyet'in sıhhati için vakfeden, Türk milletine hizmet etmeyi şeref addeden, asrımızda eşine tesadüf edilmeyen bir din mücahidi bulunan üstadımız size alem İslam ve insaniyet müteşekkirdir. Bizler ufak bir zerresini ifade için hürmetlerimizi, teşekkürlerimizi bildiriyor, mübarek dualarınızı talep ediyoruz. Allah sizden ve sizi sevenlerden razı olsun. Camiül Eser Üniversitesi Türk talebeleri namına Hacı Ali Kılınçal. İranlı bir Nur talebesinin Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bir mektubu. Türkiye Cumhuriyeti'ne tabi Isparta'nın Barla nahiyesinde mukim pek muhterem Fazilet Mehab Bediüzzaman Hazretlerine takdim olunur. Pek muhterem Fazilet Mehab Üstad-ı Muhterem Bediüzzaman Hazretlerine. Her şeyden evvel selam ve hürmeti mahsusumu takdim, sıhhat ve afiyette devamınızı Cenab-ı Kadir-i Mutlak Hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim. Lütfen ahval-i acizanem istifsar buyurulursa, levül hamd vel minne, vücud-u fanim baki İran'da, Rıza-iye vilayetine tabi Mergivar mahallinde, Dize Kadisi'nde imrar hayat etmekte olduğumu arz eylerim. Bu geçen 40 yıl zarfındaki inkılab-ı zaman dolayısıyla müstarak olarak uzaklara düşmüş bulunmaklığım hasebiyle sıhhat ve afiyetinizden bir haber kalmış, daima vücudu muhtereminizi soruşturmak birinci emel ve arzularımdan idi. Cenab-ı Hak Hazretlerine çok şükür. Bugünlerde muhterem kardeşimiz Subay Tayyip İranlı vasıtasıyla sıhhat haberlerinizi aldığımdan son derece memnun ve mütehassıs oldum. Kadir-i Zülcelal, din-i mübin İslam'ın hizmet ve saadeti için sizi pek çok zaman lütuf ve himayesinde masum ve mahfuz buyursun. Amin. Kıymetdar telifatınızdan Nur'un ilk kapısı Asay-ı Musa, Rehber-ü Şebab ve diğer kitaplarınızın birçoğu muhterem kardeşimiz vasıtasıyla elime geçti. Ve son derece memnun oldum. İnşallah bunlardan behreyâb oluruz. Bu ilk mektubum olmak dolayısıyla fazla tasdiden içnapla hatime verir. Sıhhat ve afiyetinize mübeşşer sıhhat ve vücudu muhtereminizin devamını Halik-i Mutlak'tan niyaz eylerim. Lütuf namenizi alacağıma ümit var. Hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim efendim. Merhum Seyyid Abdülkadirzade, muhibbiniz Seyyid Abdullah. Suriyeli küçük bir Nur talebesinin Üstad Bediüzzaman Hazretlerine gönderdiği mektup. 22 Şevval 1373. Fahrül İslam Üstad-ı Azam Bediüzzaman Hazretlerine. Kemal-i ihtiramla Haki Pay-ı Zat-ı Alilerinize yüzümü ve gözümü sürerek öperim. 6 yaşındayım. Ramazan-ı Şerif'in 26. gününde Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Suriye'de en küçük bir Nur talebesiyim. Arkadaşlarımdan 11 talebe daha Kur'an-ı Kerim hatmettiler. Hepimiz namaz kılıyoruz.
Bu mektupla fotoğrafımı Urfa Nur talebeleri vasıtasıyla Zat-ı Maali sıfat-ı alilerinize gönderiyorum. Çok rica ederim mübarek hattı şerifinizle fotoğrafın arka tarafına bana bir iki cümle dua yazınız. Tekrar fotoğrafımı iade buyurmanızı rica ederim. Pederim Abdülhadi, Hakipay alilerinizden öper, dualarınızı talep eder. Suriye Derbasiye nahiyesine tabi Aliye köyünde. Nur talebelerinden Hüseyin Abdülhadi. Risale-i Nur alemi İslam'da olduğu gibi Avrupa'da da hüsnü kabule mazhar olmuştur. Risale-i Nur'un hüsnü kabule mazhariyetine numune olarak Finlandiya'daki İslami Laisen Sevrakum imamı Habibur Rahman Şakir'in iki mektubunu derciliyoruz. İmam Habibur Rahman Şakir, Tamperen, pek muhterem kardeşim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hediye olarak gönderdiğiniz pek kıymetli eser, yani El Mesnevi'ül Arabim'in Risalet-i Nur isimli kitabı aldığım bu münasebetle Cenabınıza teşekkürlerimi bildiriyorum. Allah-u Kerim her dileğinizi ata eylesin diye dua ediyorum. Benim için bu kıymetli hediyeniz çok müfid olacak ve benim tebliğ işlerimde daha yardım edecektir inşallah. Siz de daima ecir ve sevabı erişip duracağında sadaka-i cariye kabilinden olacağında elbette şüphe yoktur. Kitabın müellifi Said Nursi Hazretlerini de bize tanıtmanızı rica ederim. Hürmet ve selamlarımla Habibur Rahman Şakir. Risale-i Nur'un Avrupa'daki intişarı ve hüsnü kabule mazhariyetine numune olarak Finlandiya Nur talebesi Habibur Rahman Şakir'den gelen diğer bir mektup. 1958. 2. ayın 12'si 1958. Çok muhterem kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Göndermiş olduğunuz inayetnamenizi ve 4 tane Risale-i İhlas, Zeylül Hubab, Risale-i Nur hakkında müellifine gönderilen bir mektup, Risale-i Nur hakkında verilen konferansları aldım. Teşekkürlerimi takdim ederim efendim. Evet, Büyük Üstad Said Nursi Hazretleri zamanımızın büyük dahilerinden ve Allah'ın en büyük sevgili bendelerinden olduğunda asla şüphemiz yoktur. Belki bu zata 14. asrın müceddidlerinden deyip itikat etsek bile mübalağa etmiş olmayacağız. Hamdler olsun Allah Hazretlerine ki Türk milleti hazinelerinden zuhur etmiş bu cevheri inkılap dologanlarında gark olup zayi olmasından zamanımıza kadar sakladı. Asrımız bu zatın vücudu ile zinetlendi. Musa peygamberi Firavun'un eteğinde beslediği gibi bu zatı mübareki de dinsiz zalimler meyanında cefalar içinde besledi. Geleceklerde de selametlikle uzun seneler yaşamasını bir Allah'tan temenni ederiz. Üstad Bediüzzaman hakkında bizim akidemiz budur. Mümkün olursa bizim tarafımızdan huzurlarına arz-ı ihlasımızı, gaibane muhabbetimizi bildirirseniz ve özünden bizim için hayır dualarını vekaleten hürmet ve selamlarla muhlis dini milli kardeşiniz Habibur Rahman Şakir. Sorbon Üniversitesi İslam ve Roma Mukayeseli Hukuk Kürsüsü Profesörü ve Paris İslam Kültür Merkezi Fahri Başkanı'nın Üstad Bediüzzaman Hazretlerine yazdığı mektup. 21 Cemaziye Lahir 1377 İstanbul. Allah yolunda Mücahit Muhterem Hazreti Üstad, Allah size uzun ömür ihsan eylesin. Göndermiş olduğunuz kıymetli hediyeniz olan kitabınızı ve selamınızı alarak teşekkür ettim. Allah size selamet versin, kıymetli yüksek eserlerinizden istifadeye muvaffak kılsın. Eskiden beri sizin yüksek vasıflarınızı ve büyük mücadelenizi işitirdim ve daima da işitmekteydim. Allah birbirinden uzak olanları kavuşturucudur. Bizleri sevgi ve rızasını kazanmakta muvaffak kılsın. Bu fakir ve zelil kul, yüksek ve aziz olan siz Kur'an hadimine teşekkürlerini arz eder. Doktor Muhammed Hamidullah. Washington'daki İslam Cemiyeti'nin ve İslam Kültür Merkezi'nin genel sekreteri Doktor Muhammed Hamidullah'tan Irak'taki Nur talebesi Ahmet Ramazan'a gelen mektup. Washington İslam Kültür Merkezi'ne hediye etmek lütfunda bulunduğunuz Bediüzzaman Said Nursi'nin Hutbetü Şamiye ve Risale-i Nur Mizanlar adlı kitaplara mukabil halis teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Tekrar tekrar teşekkürlerimi arz eder, iyi ve saadetli günler dilerim. İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri El Muhlis Doktor Muhammed Habibullah. Yunanistan'da Risale-i Nur'un neşriyatını yapan ve yüzlerce nur talebesi yetiştiren bir zatın Türkiye'deki nurcu kardeşlerine yazdığı mektup. Din ve imana hadim, hizmet edici, şirk ve küfrü yıkıcı, pek aziz kardeşlerim Abdullah, Hüsnü Abdülkadir, Mehmet ve Süleyman nurdaşlarım. Evvela pek samimi ve halisane yazılan mektubunuzu alarak derecesiz memnun oldum. Muhlis beyanlarınız ve derunu tebrikleriniz hep coşkun dini aşkınızdan ve has nura müstaharak ruhunuzdan doğma olduğundan o nurun elektrizasyonuyla münevver kalpleri tehyic ve
temevvüce düşürmemek mümkün değildir. Onun için selam ve muhabbetlerinize mukabil selam ve meveddetlerimiz bir payan olduğu gibi bu rabıta ve iştiyakla da sizleri kucaklar ve İslami hasret ve saffetle gözlerinizden öperim. Saniyen, gönderilmesine lütfettiğiniz hutbe-i şamiye, şekva ve sair mahkeme kararlarıyla mektuplar melfufatını alarak fevkalhat memnun oldum. Bunun cevabını vermek üzereyken Kerkük'ten Ahmet Ramazan kardeşimizden gönderilen sözler mecmuasını aldım. Onun için de bir nihaye tahassüslerle meşhunu mesar oldum. Ona da şimdi sizinle beraber teşekkür babında mektup yazıyorum. Bu memnuniyet ve teşekkürlere dahi cemaatimizin bütün efradı iştirak ederek hepinizi selamlar ve aziz nurdaşlarıyla kardeşlenirler. Gerek ben ve gerekse bütün ihvanımız Üstad Hazretlerine bağlılığı şöyle telakki ediyoruz. Afak ve enfüsten müstedlel ayat-ı binihayeyi en iyi tefsir edecek bir insanı kamile her asır muhtaçtır. Asrımızda şark ve garpta fazıl ve muktedir çok ulema yok değildir. Fakat fani menfaatlerden mütecerrid sırf nuru baki ile mütenevvir ve mütelezziz gavs-ı ferid makamında en ziyade bir mutemede ihtiyaç vardır. Bu efsaf-ı mebhuse ile üstad-ı kebir muttasıf olduğundan zamanımızın kutbu mesabesindedir. Ona tebaiyet tam uyulmaya layık bir mükteda bihe iktida manasındadır. Zamanın müceddidi İmam-ı Kübrası fetrete uğradığına göre böyle bir mürşid-i azama merbutiyet vacip derecesine varmıştır. İşte bu saika bizi ve onları düşünmeye bile sevk etmeden Üstad-ı Kebir'e rapt ediyor. Bunu yapan onlardaki iman bağının kendisinde mevcut bulunan nur-u aslinin, nur kaynağının merkez sıkletindeki cazibe kuvvetine incizap ve incilabıdır. Bunlar bu eserleri şimdi mütalaa ve müzakere etmekle tahsilleri az zamanda bazısının derhal husuliye munkalip olmaktadır. Yani derhal nur mevzunu idrak kabiliyetiyle mütefeyyiz oluyorlar. Haza min fadli Rabbi, haza rahmetun min Rabbi. Bu Rabbimin bir lütfudur, bu Rabbimin bir rahmeti bir lütfudur. Onun için fazl ve rahmetine karşı ne kadar hamdü sena edilse azdır. Bu hizmette muvaffak olmak için sizin bin bir müşkülatla ikazkar ve irşatkar hareketleriniz gibi yıkılmaz ve sarsılmaz azim ve metanetler lazımdır. İnşallah her ufukta, her kuturda böyle çalışılması İslamiyet'in halası umumisini mucib ve müntic olacaktır. Hafız Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Ferdu, ya Hayyu, ya Kayyumu, ya Hakemu, ya Adlu, ya Kuddus. Ya Allah, ya Rahman, ey zat-ı itibariyle merhametli olan. Ya Rahim, ey rahmetiyle mahlukatına merhamet eden. Ya Ferd, ey eşi ve benzeri olmayan. Ya Hay, ey her zaman var olan, diri olan, ezeli, ebedi, hayat sahibi olan. Ya Kayyum, ey kendi zatıyla var olup, zeval bulmayan ve bütün varlıkları varlıkta tutup, onları yöneten. Ya Hakem, ey hükmü geçersiz kılınmayan Hakim, Hakim. Ya Adl, ey tam adalet sahibi. Ya Kuddüs, ey her şeyi tertemiz yapan ve kendisi bütün eksiklerden uzak ve yüce zat. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Ve defteri hasenatlarına tarihçi hayatın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mesud eyle. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare saidin kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirtleri namına Said Nursi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.